Ne kadar ekmek o kadar köfteye hoş geldiniz. Bugünkü programımızda çok güzel bir glutensiz sandviç hazırlayacağız. Şöyle hastası olalım veya olmayalım artık birçoğumuzda gluten hassasiyeti belirdi. Bu nedenle gözümüz tabii ki glutensiz ürünlere döndü. Glutensiz deyince hepsi de sağlıklı diye bir anlam çıkartmak yanlış olur. Birçoğunun içerisinde nişasta ve benzeri bazı malzemeler var ki bence bunlar kaş yapayım derken göz çıkartmak, yani aslında iyi bir şey yapmış olmuyoruz. İçeriğine dikkat ederek doğru bir glutensiz ekmek kullanarak yine o sandviç keyfimizden vazgeçmeden harika lezzetli sandviçler hazırlayabiliriz. Bence humusla köfte birbirleri için yaratılmışlar. Humus çok keyifli bir malzeme ama özellikle köftenin yanına çok yakışıyor. İsterseniz hemen bugün hazırlayacağımız sandviçin malzemelerine geçelim. Tabii ki humus hazırlamak için nohutumuz var, haşlanmış nohut, tahinimiz, sarımsak, kimyon, tatlı toz biber. Bunun biraz da limon suyu ve zeytinyağı ekleyerek güzel bir humus hazırlayacağız. Sandviçimizin içerisine ayrıca da köfte ve közlenmiş biber ekleyeceğiz. Sandviç ekmeğini de karabuğda ekmeğinden seçtim. Ben köftemi bir yandan pişireceğim. O anda da aynı anda da humusumu hazırlamak istiyorum. Haşladığım nohutları kabıma aldım. Özellikle sıcak kullanıyorum çünkü sıcak olduklarında kendilerini çok daha kolay bir şekilde bırakacaklar. Nohutlarımı burada aldım, bekletiyorum. Hemen ben köfteme dönüyorum. Ocağın üstünde bir yandan da köfteleri güzelce kızartacağım. Güzelce ısıttım. Şimdi köfteler içeri gidiyor ama ben hemen ısıyı orta ateşe getireceğim. Çünkü köftelerin dışı çarçabuk pişip içinin çiğ kalmasını istemiyorum. Hemen ben de humusumla devam ediyorum. Nohutlarımı aldım. İçerisine öncelikle zeytinyağı gönderiyorum. En çok lezzetini verecek olan şey tahin. Özellikle bu noktada çifte kavrulmuş tahin kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok o kavruk lezzet humusunuza çok zengin ve çok derin bir tat verecek. Bir diş sarımsak. Hemen birazcık kimyon ekleyeceğim. Biraz tatlı toz biber. Humus biliyorsunuz sofralarımızın vazgeçilmezi ve çok kullanışlı bir lezzet bence. Üzerine biraz salatayla, bugün yaptığımız gibi yanına köfteyle. Hatta en klasik haliyle biliyorsunuz üzerine tereyağlı pastırma dökülerek şekilden şekile girebiliyor ve her hali bizi çok ama çok mutlu ediyor. Şimdi benim en sevdiğim aşamaya geldik. Yani sandviçin bütün bu ufak ufak aktörlerini birleştireceğiz, bir araya getireceğiz ve ondan sonrası tadım aşaması. Köftelerim pişti. Harika görünüyorlar. Ben de onları şöyle alıyorum kenara ki birazcık çok yağları da akmasın sandviçin içine. Humusumu sandviçimin üzerine güzelce ekliyorum. Dilerseniz biberinizi kendiniz közleyebilirsiniz. Dilerseniz de hazır közlenmiş olanları kullanabilirsiniz. Bir
Evet, işte glutensiz sandviçimiz bu şekilde hazır. İçerisinde humus, közlenmiş biber ve köfte kullandık. Ağzımıza layık oldu. Gördüğünüz gibi sandviçim gayet iştah açıcı görünüyor. Ne kadar ekmek o kadar köftedir. Bugün glutensiz harika bir sandviç yaptık. Humus, közlenmiş biber ve köfteyle hepimizin severek yiyebileceği bir sandviç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.